muhteşem bir doğa manzarası. Abant'a çıkarken ağaçlarda yeşilin ve sarının her tonunu görebiliyorsunuz. Şu anda 5 kilometremiz falan kaldı Abant'a. Biz Bolu gezimize Abant'la başladık. Ardından Yedigöller'e gideceğiz. Bir de ne vardı hayatım? Travertenler var bir de. Zaten en meşhur buralar. Onun dışında tabii yine milli parklar var, camiler var Bolu'da da. Ama en gezilmesi gereken 3 yer burası. Bakalım bugüne bunları sığdırabileceğiz mi? Şu anda saat sabah 10. Bakalım akşama kadar bütün bu saydığım 3 yeri gezebileceğiz mi? Ne var kızım karşıda? Ha, ne var karşıda? At var değil mi karşıda? Bak iki tane at var. Aa birisi de gidiyor. Gel bir tanesine bak. Hepsine bakalım. Bakalım gel. Önce bir ona bakalım. Önce bir ona bakalım. Gel bakalım kızım. İşte Abant'tayız. Biraz gezelim bakalım. Şöyle bir gösterelim şimdi Abant Gölü'nü de. Az sonra yaklaşacağız iyice. Sev bakalım kızım. Ay kaçtı bizden ya. Ya sen bizden neden kaçtın? Gel. Tatlı, güzel. Aferin sana. Onu da seveceğim. Yerine hiçbir zaman bir tane yetmiyor. Abant'ta faytonlar var. Faytonlarla gezebiliyorsunuz. Yine bisiklet kiralayıp bisikletle gezebiliyorsunuz. Belki de tam mevsimi aslında. Çünkü doğanın tüm güzelliklerini görüyorsunuz. Yani sararmış, dökülmüş yapraklar. Her şey çok güzel. Bunlar da kuş yuvaları. Burası alışveriş yapabileceğiniz yöresel ürünlerin olduğu yer. Oldukça hoş, güzel bir görüntü var burada. Biraz daha yaklaşacağız şimdi. Evet tabi buraya böyle parkurlar yapılmış ki insanlar gelip fotoğraf, video çekip bu anı ölümsüzleştirsin diye. Gördüğünüz gibi arkamızda Abant Gölü, uzayan sazlıklar. Güzel bir manzara var burada. Biraz daha şimdi içeriye doğru gideceğiz. Bakalım orada nelerle karşılaşacağız. Tabi buraya yapılan yürüyüş parkurları ayrı bir hava katıyor. Şu anda da tabi artık yavaş yavaş kış mevsimine dönmemize rağmen ciddi bir turist akını olduğunu söyleyebiliriz. Derin Nisa sevdin mi burayı kızım? Baksana o denize. Deniz mi orası kızım? O denize gittim. Aa tabii derin. Derin denize alışkın. Ben bir de böyle su atacak. Evet. Su atacakmış bize Derin Nisa. Tabii bura deniz değil göl ama onun için fark etmiyor. Onun için her yer deniz. Evet. Gölün etrafı bu tarz uyarı tabelalarıyla dolu. Burada ufak bir kıyımız da var göle. Tabii güzel bir tabiat parkı her şeyden önemlisi. Türkiye'nin en önemli yerlerinden birisi. Bakın bir tane ördek. Derin Nisa bak ördek var kızım orada bak. Bak ördek var orada bir tane. Gördün mü? Bak mama arıyor kızım. Gördün mü? Mama arıyor. Evet. Evet kızım mama arıyor ördek. Anne nerede? Bak 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 orada mamalar arıyor ördekleri. Annesini. Dediğim gibi her yerde turistler var. Derin ördeklere mama buldu ördekler. Öyle mi? Nerede kızım mamalar?
Göster bakalım mamaları. Derin Nisa. Oradalar mı? Evet, burada mamalar varmış. Ördekler gelin, burada mama var. Evet. Tabi kuşlarda var güzellikler. Ne ararsanız var. Çok güzel. Çok güzel manzaralar. Yine geldi bak baklar. Gördün mü kızım? Ördekleri. Nasılsın diyorlar kızım sana bak. Bak bak bak, ne yapıyorlar? Sen de yap kızım öyle. Evet dedim, o zamanın turistleri çok açık, derini çok sevdiler. Ya beraber çık. Derin Nisa Abant'ta da park buldu. Evet, nereye gidersek gidelim. Derin Nisa, nereye geldik? Derin Nisa, parkı biz Abant'ta da park bulduk. Beğendin mi parkı? Gezip gördük, hadi park zaman bulduk. Seni hadi en güzel parka. Yer bence park. Hadi hoş bakalım. Parka. Aferin sana kızım. Önemli olan burasıydı zaten. Bulduk. Evet. Daha gezmeye gerek yok. Babası çıkartır mısın? Tamam, dur çıkartayım. Abant Oteli konaklayan misafirlerine özel yermiş. Dışarıdan kullanılmazmış. Biz de dışarıdan, içeriden kullanıyoruz. Bir tur atalım, çıkalım biz evet, de tamam. Gidelim çıkalım. Evet, kum var anneciğim. Hadi gel gidelim mi fıstığım? Dolma gel. Gel, ayaklarımız kum olmasın. Bak tahtaraveyli çok değişik. Sonra inelim. Hadi gel bakalım. Tamam bir tane kay istersen. İnelim mi buna? Bak burada ördek de var. Gördün mü ördeği sen? Derin Nisa tahtaraverli de oynasın. Bilmiyorum. Biz biraz bakalım. Tamam. Güzel tutun. Ben şimdi seni kaldıracağım. Bunlar çok harika yerlermiş. Ne yapıyorsunuz? Aa! Siz ne yapıyorsunuz orada? Ne kadar güzelmiş değil mi kızım? Kaçak bindik bunlara. Binmek yasak. Evet. Binmek yasak Allah diye az aşkına. Önce okumadım mı ben size? Allah aşkına çocuklara yasak mı olur? Hayır, yasak ama her yeri açık. Evet. İnecek misin? Tamam, indiriyorum. Şimdi inebilirsin. Hadi kaydan da kay bir tane o zaman. Kaldır bakalım. Aferin benim güzel kızım. Tamam mı? Daha indirme. İstersen bir tane de kaykaya geç bakalım. Bir tane de kaydıraktan kayalım mı? Sonra da gezmemize devam edelim anneciğim. Bak daha çok güzel yerler var. Nereye gidiyorsun fıstığım? Kaykayın orada değil ki, bu ya taraftan bak, merdiveni. Burada. Bak bu kapalı kaykaydan kayabilirsin, gel. Merdiven bak burada, sarı merdiven. Tatlım. Çık bakalım sarı merdivenden. Sonbahar yapraklarda dökülüyor. Hadi bak kapalı yerden kay. Ben yine sana bakıyorum. Gel. Bakalım Derin Nisa. Buradan geliyor. Bak buradan gelebilirsin fıstığım. Derin Nisa burayı tercih etmedi. Yukarıda. O zaman ben orada yardımcı olayım diğerine. Tamam mavi. Mavi sevdalısınız.
Değil, sıcak değil. Kayabilirsin. Kayabilirsin bir tanem. Kay. Gel bakalım. Aferin benim kızıma ya. Bravo sana. Bravo. İstersen bir tane de sarıdan kayabilirsin. Bu sarı da çok eğlenceliye benziyor. Bir dene istersen. Sarıdan da kayayım. Hadi kay bakalım. Tamam, hadi gel. Çık bakalım oradan. Kay bakalım bir tane de sarıdan. Geliyor musun? Geliyorum. Gel bakalım. Derinliği sağa geliyor. Tamam, hadi tutmayacağız. Gel. Bravo sana benim kızım. Başka nereye? Evet, burada doğal köy ürünleri de satılıyor. Yine magnetler, çeşitli hediyeler görüyorsunuz. Fiyatlar çok abartılı değil. Yani Türk halkı burada güzelliğini gösteriyor. Nasıl olsa turistler geliyor deyip ağır fiyatlar yok. Fiyatlar da güzel. Nane, ıhlamur ne ararsanız var. Yine aynı şekilde. Efendim kızım. Efendim kızım, ne istiyorsun? Neymiş o kızım? Çok güzelmiş değil mi o derinliyse? Tamam, anneyle beğenin, alalım onlardan. Evet. Abant alası balıkları. Abant alasıymış isimleri. Evet, çok güzel kızım balıklar. Burası Abant Gölü'nün görselleştirilmiş hali. Efendim kızım. Evet kızım, nasıl, balıkları beğendin mi? Balıklar çok güzelmiş. Buralara bakalım neymiş. Mudurnu Cumhuriyet İlkokulu diyor. Bolu Evi. Böyle çeşitli görseller. Bunlar da herhalde buraya ait yöresel taşlar mı? Hmm. Gel bakalım, burada ne varmış kızım? Ooo, ne varmış burada? Bu neymiş kızım? Bak, şahinmiş bu. Bu şahin. Burası bozayı. Ooo. Ama onlara el sürmeyin diyor kızım. Bak, gelincik bunlar. Neyleri? Gelincik var burada. Bak bak, bu bozayının ayaktaki hali kızım. Bu da bu. Ha, bunlar şey yani, içi doldurulmuş hayvanlar. Çakal, bu tilkiydi. İşte vaşak, karaca. Ay buna bak, kocaman. Kızıl geyik. Derinliyse sen bu geyiği gördün mü? Bak, kocaman. Belki dokunmak yasak ama annesini daha yakın gösterebilir. Burası Turaç, bir Turaç daha. Ceylan'ı gösterdik. İşte şah, kartal, tavşan, karaca. O da küçük karaca. Biraz daha büyük karaca. Atmaca, şahin. Bu yazıyı ben de çekeyim sizlere. Tanıtım merkezimizde bulunan tüm tahnetler doğada öğle olarak bulunan ya da trafik kazası sonucu telef olan hayvanlardan yapılmaktadır. Tahnet için hayvan öldürülmesi söz konusu değildir diyor. Bu da doğanın da burada ne kadar korunduğunun güzel bir göstergesi. Evet, bu vahşi hayvan müzesini de gezdik. En son size şunları göstereyim. Kaya sansarı diyor, ördek, susamuru. Bunları da gösterdikten sonra bozayımızla burayı bitirelim. Geldiğinizde mutlaka burayı da gezmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Kakkay. Derinliyse beğendin mi sen burayı? Beğendim. Neler varmış burada? Neler varmış? Gidelim. Gidelim, neler varmış? Balıkları sevdik değil mi kızım? Balık geldi. Evet.
çok güzel şeyler varmış değil mi kızım burada? Neymiş onların adı babası? Neymiş onların adı kızım? Neymiş kızım? Ne? Neymiş bilmiyorum ben. Neymiş kızım? Balık. Balık, evet. Bunların adı balıkmış. Ben fotoğraf çekebilir miyim? Fotoğraf, ben senin fotoğrafını çekiyorum. Sen bana bir tane el salla şimdi. Tamam, tamam bir tane el salla, sen bana vereceğim. Aa! Kızım. Bak çok üzüldüm ben de derin Nisa. Bak bir şey söyleyeceğim. Babana el salla, o da bizim telefonumuzu geri versin. Evet. El salla. Tamam. Tamam vereceğim ben kızım telefonunu ama neden böyle yaptın kızım? Bak ben de çok üzüldüm bak. Bak ben de üzüldüm. Bakar mısın bana bir tane? Bir tane bakar mısın? Oy suratım. Tamam şimdi al telefonu sana veriyorum. Hadi gidelim hadi. Al. Ben de onu fotoğraf çek. Evet Abant artık bitirdik. Gezilmesi gereken her yeri gezdik. Gördüğünüz gibi burada piknik alanları, mesire yerleri var. Yine otellerin konaklama alanları, tüm halka da açık işte kafeler, çay için alanlar falan var. Abant burada bitti. Şimdi biz buradan Akkaya travertenlere gidiyoruz. Orası da yine gezilmesi gereken yerler listesinde en üst sırada diyebilirim.